bir kuruşu dernek bütçesinden harcanmıyor. Herkes buraya geliş gidiş dahil tüm maliyetlerini yönetim olarak kendileri karşılıyor. Bunun dışında biliyorsunuz çok elin bir olay yaşandı. Bir deprem felaketi yaşandı. Derneğimiz buna da duyarsız kalmadı. Bu olaydan sonra hemen AFAD'a nakdi yardımda bulundu. Akabinde bizim daha önce planlanan gecemiz vardı. Ve bu gecemizi biz iptal etmeyerek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek depremzedelere yardım gecesine çevirdik. Bu yardım gecesinde sizlerin sayesinde Malatya'da çok büyük bir konteyner kent kuruldu. Ve o 2000 tane konteyner kentin ilk meşaleyi yakan Taşdeğirmen köyüdür. Huzurlarınızda hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz bir meşale yaktık. Oradaki Bağcılar'da gecemizi gerçekleştirdikten sonra tüm dernekler orada gecelerini yapıyorlar. Bize geldiler dediler ki ya siz böyle bir etkinlik yaptınız. Biz sizden para alamayacağız. Sonuçta anlaştığımız bir bedel vardı. Salon bedeli vardı. Siz dediler bizim ufkumuzu açtınız. Belediye olarak toplantı yapıyorlar. Sonrasında bizi aradılar. Başkanım biz sizden sonra diğer derneklere de eşit davranma adına onlardan da siz de benzer etkinliği yaparsanız ücret almayacağız diyeceğiz. Ve şöyle bir proje oluşturmuşlar. Bir konteyner kent kurulacak. Buna öncelik eder misiniz? Ne kadar dedik? 78 bin bedeli vardık. Yarın hemen dedik hesabınızda ve ilk konteyneri biz bağışladık. 2000 tane konteyner orada kuruldu. O meşaleyi de biz yaptık. Ateş Başkanıma da huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Oraya gitti, aileyi ziyaret etti. Hepinize duaları var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kadınlarımız her zaman başta. Hep pozitif ayrımcılık yaptık. Ama derneğimizde köyümüzün her bir ferdi kadar onların emeği var. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kadınlarımızı derneğimize de misafir ettik. Onları Kadınlar Günü etkinliğinde ağırladık. Yine yönetim kurulu olarak onlara hizmet ettik. Ramazan ayında yine derneğimizde 400 kişilik kadınlarımızın da katılımda bulunduğu, onlar için de ayrı bir restoran kapatarak onları da yine misafir ettik. 400 kişilik çok büyük bir iftar programı düzenledik. Yine dedik ki tabii ki kadınları unutmuyoruz. Zaten köylerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz ama çocuklarımızı da unutmamamız lazım. 23 Nisan'da Ramazan Bayramı'nın 3. günü bu sefer dedi ki çocuklarımızı da misafir edelim. Onlar gelsinler, derneğimizi görsünler. Çocuklarımızı çağırdık. Çok güzel bir nesil yetişiyor. Ondan yana da inanılmaz derecede umutluyuz. Onlara bayram harçlıklarını verdik. Yine sizlerin desteğiyle. Bunun yanı sıra ikramları da bulundu. Akabinde dedi ki ya işinizden bir başkan seçelim. Hani geleneksel olarak 23 Nisan'da başkan koltuğunu devretsin. Projeleriniz nelerdir? Hiçbir bireysel talep olmadı. Biri diyor depremzedelere ev yapacağım. Biri diyor ki ihtiyaç sahibi ailelere yemek yardımında bulunacağım. Birisi dedi ki derneğin gelirlerinin bir kısmını LÖSEV'e bağışlayacağım. Biliyorsunuz LÖSEV'de LÖSEV'li Çocuklar Vakfı. Ve biz onların ilk icraatlarını gerçekleştirdik. Dernek yönetimi olarak onların adına LÖSEV'e bağışta bulunduk. Yine üyelerimizin dediğim gibi bizim köylerimiz çok kıymetli. Tüm üyelerimize artık düğünlerinde bizleri temsilen, Taşdeğirmen köyünü temsilen orada çelengimiz yer alıyor. Köyümüzün çelengi tüm üyelerimizin düğünlerinde orada bizi temsil ediyor. Bunun dışında annelerimiz var. Dedik ya kadınlarımıza hep pozitif ayrımcılıkta bulunuyoruz. Anneler gününde de on binlerce fidan yetiştirmiş köyümüzün kıymetli anneleri adına Tema Vakfı'na bağışta bulunduk. Onlar adına bir ormanda bir ağaç yetişecek. Tekrardan kadınlarımız bizim için çok kıymetli. Tabii kadınlar dedik de bizde babalarımız da çok kıymetli. Köylerimiz çok kıymetli. Her daim çocuklarını okutma adına ben görüyorum ceketini satma pahasına çocuklarını okutmaya çalışıyorlar. Bu vefakar, cefakar babalarımızın adına da Darüşşafaka Cemiyeti biliyorsunuz çocukları, babasız annesiz çocukları okutmak için kurulmuş bir cemiyet. Ona babalarımızın adına da bağışta bulunduk yine köyümüzün derneği olarak.
Ve bugün de burada sizlerle birlikte bu yaz şenliğini gerçekleştiriyoruz. Sizlerle bir arada olmaktan, şahsım adına bu köylü olmaktan, bu memleketin bir ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Burada ebediyete intikal etmiş köylülerimiz için, şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okutuldu. Akabinde tüm bu maliyetleri yine sağ olsunlar sponsorlarımız sayesinde derneğimiz üstlenmiş durumda. Yeni nesil dernekçiliğin bu şekilde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda birçok sivil toplum kuruluşuna da örnek olan bir dernek olduk. Tekrardan bizleri burada en iyi şekilde karşıladığınız için, en samimi şekilde karşıladığınız için şahsım ve yönetim kurulu adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sen de sağ ol. Kıymetli yöneticilerimiz var, Burhan Bey. Bu yönetim kurulumu biliyorsunuz her zaman değerli. Bu arada yönetime teşekkür ettim ama ne kadar teşekkür etsem az. Her zaman en az benim kadar efor sarf ediyorlar. Benden çok fazla çalışıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Onlara da bir söz verelim burada. Zaten ben sizle 5'e kadar beraber olacağım. Değerli Sezer Başkanımızı alalım lütfen. Kıymetli köylülerimiz, öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz Sinan Başkan da dediği gibi yeni nesil dernekçilikle ilgili elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Burada bize gösterdiğiniz ilgi, alakadan ötürü de çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi bozmasın diyorum. Çok sağ olun, var olun. Sevgili abimiz, değerli başkan yardımcımız Kirman Erceli'yi alalım lütfen. Öncelikle hoş geldiniz. Köyümüze ve tüm burada toplananlara teşekkür ederim. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sevgili Ateş abimizi alalım. Değerli köylülerimiz ve uzaktan yakından katılan değerli iştiraklarımız, hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. İyi ki Taşdemir köylünüzüz. Kendinizi bir alkışlayın. Ben alkışlamayın. Teşekkür ediyorum. Sevgili Gencey, gel. Değerli köylülerimiz, hepinize çok teşekkür ederim. Buraya geldiğiniz için, köyümüz için bu şeyleri yaptık, etkinlikleri yaptık. Hepiniz var olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim hepinizden. Sağ olun. Sevgili Cenk Aktaş kardeşim. Değerli Taşdemir köylüler, öncelikle hepinizin ayağına sağlık. Geldiniz, onurlandırdınız, şeref verdiniz. İnşallah bu organizasyonların devamı da gelecektir. Sinan Başkan bunları boşa bırakmayacaktır. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Her şey Çamlıca için diyelim. Ben tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizler biliyorsunuz bu programı devam ettireceğiz. Biraz sonra müzisyenlerimizle eğlence yapacağız. Yemek ikramlarımız devam ediyor. Çünkü yine gelen misafirlerimiz var. Teşekkür ederiz şimdilik. Yönetim kuruluna ve değerli başkanımıza